Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet geldik artık bugün analitik geometride 14. ve son dersimize. Bu dersimizde doğrusal fonksiyonun uygulamalarını yapacağız. Bundan sonra artık bir tane belki de iki tane soru çözüm videosu gelecek arkadaşlarım. Elimdeki sorular ilk videoda çok uzun sürede çözülürse ikinci videoya aktarmayı düşünüyorum. Ondan sonra artık fonksiyonlarda uygulamalar deyip Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Umarım derslerimiz iyi gidiyordur. Yani trigonometri ve analitik geometriyi sizlerle beraber tirmeye çalıştık. Bundan sonraki konularda da Allah ömür verdikçe sizlere yardımcı olmaya çalışacağım diyorum. Dersime başlayayım artık. Doğrusal şekilde artan veya azalan verileri çizgi grafiği ile gösterebiliriz diyelim. E bu sebeple problem türleri, doğrusal denklemler ve bunların grafikleri şeklinde karşımıza çıkabilir. Biz bu tarz problemleri çözmek için 3 tane farklı çözüm yöntemi kullanabiliriz. Bunlardan bir tanesi oran orantı yöntemi, bir tanesi doğrusal grafiğin denklemini yazabiliriz ya da üçgenlerin benzerliklerini kullanarak bunları yapabiliriz. Ben size üçünü de göstereceğim. Artık siz hangisini beğenirseniz, hangisi hoşunuza giderse onu kullanırsınız. Anlaştık mı? Hadi bakalım ilk sorudan şöyle basit basit bir başlayalım. Şimdi diyor ki bir taksinin taksimetresi açılışta 7 lira. E biliyoruz ki taksiler ilk açıldığı zaman sabit bir ücret alıyorlar. 7 lira bir sabit ücret alıyormuş. Sonraki her bir kilometre içinde 3 lira ücret alıyormuş. Buna göre yolcunun mesafesi x kilometre olmak üzere yolcunun ödeyeceği ücreti x'e bağlı olarak bulunuz. Tamam bulalım. Ve 151 kilometrelik yolculuk için yolcunun ödeyeceği ücreti bulunuz. Tamam. Şimdi arkadaşlarım bunu mesela bir tablo olarak gösterebiliriz istersek. Şöyle bir tane şey çizsek mesela. Şöyle bir tane bir tablo çizsek. Desek ki burası mesela sıfırıncı kilometre. Burası birinci kilometre desek. Burası ikinci kilometre desek. öyle her bir kilometrede acaba ne alacak baksak. En sonunda buraya da x'inci kilometre desek. mesela sıfırıncı kilometrede ne alacak taksici? 7 lira alacak değil mi? Çünkü bindin artık 7 lira başladı. Sonra her bir kilometre için 3 lira alacak. Yani 1 kilometre geçtiği zaman 3 lira daha alacak. Artık burada ne almış olmalı? Alacağı parayı yazalım. Burada 10 aldı değil mi? 7, 3 daha 10. 3 daha aldı artık burada 13. Burada 16, 3 daha aldı burada 17. En son burada kaç alacak? Onu bakmaya çalışalım. Zaten arkadaşlarım ilk önce bir 7 liralık bir ücretimiz var değil mi? 7 liramız var. Artı 1 kilometre için 3 alıyorsa 2 kilometre için 6 alacak. 3 kilometre için 9 alacak. Yani hep 3 çarpı kilometre olacak, değil mi? E, o zaman x kilometre içinde 3 çarpı x almalıdır. E, x kilometre olmak üzere yolcunun ödeyeceği ücret. O zaman f(x) olarak biz bunu adlandırırsak, bu da 3x artı 7'ye denk gelecek. Buradaki x'imiz nedir? Bizim x'imiz kilometre, yani geçen e, nasıl diyeyim? Yani gittiğimiz mesafe. Yani mesela ben 10 kilometre gitsem, o zaman f onu bulmam gerekiyor. Ve 10 kilometre 10 yazdım. 37 de burada. Burası yaptı. 37. Tamam mı? Ya işte 10 kilometre sonra kaç gider der. Ya da B seçeneğindeki gibi. Tabii ki burada A seçeneğini yapmış olduk. B seçeneğindeki gibi 151 kilometrelik yolculuk için yolcunun ödeyeceği ücreti bulunuz der. Tamam mı? Ya da ücreti verir. Ücreti verir kilometreyi sorar. Burada ne diyeceğiz biz? B eşittir. X yerine... 151 yazacağız, değil mi? Şöyle 151 yazacağız. O zaman 3 çarpı 151 artı 7 olacak burası. 450, 453 oldu burası. 7 de buradan geldi. 460 TL ödeyecekmiş, tamam mı? Ya da şunu derdi mesela atıyorum, x yerine mesela 20 yazsam, 67. İşte 67 lira ödeyen bir yolcu kaç kilometre gitmiştir de diyebilirdi. E artık burası ödenen para. O zaman eşittir 67 demem lazımdı. Oradan da x'i çekmem lazımdı. Tamam. Yani basit bir doğrusal fonksiyon uygulaması olabilir bu. Şimdi bunları işte böyle ağaçlarla işte depodaki benzin miktarıyla ilişkilendirebiliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi de ağaç. Şimdi arkadaşlarım ben bunu size 3 farklı yoldan çözmeye çalışayım. Oran orantı, doğrusal fonksiyonun grafiğinin denkleminin yazılması ve üçgenlerde benzerlik yöntemiyle. Diyor ki, şimdi ilk önce okumak lazım. Burası boy diyor. Burası da ay diyor. Yani ay geçtikçe, yani zaman geçtikçe boydaki artışı gösteriyor bu grafik bize. Tamam. Ne zaman 102 olur diyor. Bir okuyalım bakalım ne yapmış bu. 5 ayda şurada bir fark var bak görüyorsunuz. Buradaki fark 30 santimetre. Oran orantıyı kullanmak istiyorum ilk önce. 5 ayda ne yapmış? 30 santimetre artmış değil mi? Pekala ne diyor? ağacın boyu 102 cm olur. Şimdi bunun ilk boyu 42 idi zaten değil mi? O zaman x ayda ne kadar artması lazım? 60 değil mi? 60 cm artması lazım. E bu doğru orandı zaten. 5'i 6 ile çarpmış. 30 yazmış. O zaman kimi 6 ile çarpsa 60 yazar. Tabii ki de onu. Yani 10 ay sonra bu ağacın boyu 102 cm olacakmış. Bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntemimiz doğrusal fonksiyonun kuralını yazacağız. Şimdi bunu nasıl yazacağız? Eğimle yazabilirsiniz. Birinci yöntem. İkinci yöntem. Daha doğrusu ikinci yöntem de eğimle de. Şöyle şuradaki nokta 5'e 72'dir. İki nokta arasındaki eğimi bulabilirsiniz. Ya da şöyle yapmanız daha bir mantıklı olur. Ya da şunu yapabilirsiniz. fx eşittir işte ax artı b dersiniz. Bunu çok tavsiye etmiyorum. Eğim bildiğimiz için şunu yapabiliriz. Mesela buradaki farkımız kaç arkadaşlarım bizim? 30. Buradaki farkımız 30. Buradaki farkımız da 5. E, eğim zaten ben bunu böyle uzattığım zaman buradaki açının tanjantı. E, buradaki açı yerine ben buradaki açıyı çok rahat bir şekilde kullanabilirim değil mi? Yani eğimim 30 bölü 5'ten 6. Pekala ben denklemi yazmak istersem ne yazabilirim? Y eşittir 6x yazabilirim. Madem eğimim 6 olacak ya. Hani y eşittir x'li denklemlerin eğimleri x'in katsayısı ya. Ama bir pürüz var. Pürüzümüz ne? 0 altında 42 çıkması lazım. O bende herhangi bir şey çıkmıyor. O zaman 0 attım. 42 çıkmasını istiyorsam 42 dedim. Bu benim fx fonksiyonumun kuralıdır. Yani ay geçtikçe boya göre şey yapıyor. Yani boyu bulmuş oluyorum. Tamam mı? E y eşittir fx olarak nitelenebiliyor. Ne diyor? Kaç ay sonra boyu 102. Yani burası boy. E o zaman x ay sonra 6x artı 42 olacak bu. Ve boyu da 102 olacak. E o zaman buradan 6x'imiz bizim kaç oldu? 60 oldu x'imiz yine 10 oldu. Bak buradaki oranattan bulduğumuz şeyi aynısını bulduk. Anlaştık. Üçüncü yöntemimizde üçgenlerde benzerlik. Yani geometrimiz iyi ise benzerliğe hakimsek bunu yapabiliriz. Şurayı kaldırdım. Şimdi biz ne istiyoruz? Bizim istediğimiz şey şurası. Boyu 102 olsun diyor. Tamam. Belli bir zaman geçmiş. Şurada x ay geçmiş diyelim. Boyu da 102 olmuş. Tamam. Yani şurası. Şimdi arkadaşlarım biz şuradan şunu çeksek. Şuradan şunu çeksek. Üçgenlerin benzerliğini yapmaya çalışsak. Bakalım. Şuradaki mesafe 30 değil mi? Burasının 102 olmasını istiyor. 102 ile 42 arasındaki fark 60. Şuradaki mesafe 5. Ve biz şurayı bulmaya çalışıyoruz değil mi? Yok ya da x'i bulmaya çalışıyoruz. Şimdi şu üçgen ne diyelim buna? A diyelim, B diyelim, C diyelim. ABC üçgeni ile şuraya D diyelim, E diyelim. A, üçgeni benzer. Çünkü niye? Bunlar paralel. E ne yapabilirim? 5'in tamamının oranı yani 5'in x'e oranı eşittir. 30'un 60'ı oranına diyebilirim değil mi? E zaten şurada yaptığımızın aynısı bu. E burada bunlar gitse, şuna da şu 2 olsa x eşittir. Yine 10 ay olmuş olur. Tamam mı? Yani ben 3'ünü de size sundum. Artık siz hangisini kullanmak isterseniz karar verirsiniz. Tamam. Mesela bir tane daha yapalım. Bunu artık istediğimiz yöntemle yapabiliriz. Sonuçta 3'ü de e, hepsi de bir yerde birleşecekler. Bakalım ne diyor? Yandaki grafik bir mum. Mumun boy zaman grafiğini göstermektedir. Tamam. Yani diyor ki dakikalar geçtikçe diyor boydaki miktar azalıyor diyor. Buna göre kaç dakika sonra mum tamamen yanmış olur. Bakalım. Şimdi arkadaşlar ben eğim yazmak istiyorum. Yani denklem yazmak istiyorum. Denklem için ne? şimdi ben bunu buradan tuttuğum zaman şuradaki açının şuradaki açının tanjantıydı değil mi? Ama eğimi bulacağım tabii ki. E, buradaki açı yok o zaman ben şuraya bir e, bakayım. E, bu belli değil yani şurası belli değil. Olsa zaten cevabı vereceğim. O yüzden yöndeşikten şuradaki açıya bir bakayım değil mi? Şimdi burası kaçtır? 6. Burası kaçtır? 2. Şimdi benim eğimim kaçtır? 3. Ama geniş açı yaptığı için eksi 3. Yani ben fx fonksiyonunu yazacak olsam eksi 3x ile bir başlamam lazım. Çünkü niye? Geniş açı yapıyor eğimi eksi. E sıfır attığım zaman kim oluyor? 32 oluyor. O zaman artı 32 dedim. Yani atıyorum 2 dakika geçtiği zaman 26 boy kalmış ya. Bak 2 dakika 2 yazarsam 32 eksi alttan hakikaten de 26 kalacak. Tamam. Ne diyor? Kaç dakika sonra mum tamamen yanmış olur. Yani boyu bu fx boyu ya ne zaman sıfırlanmış olur diyor. Eşittir sıfır dedim o zaman. E buradan 3x eşittir 22. O zaman x eşittir 22 bölü 3 dakika sonra dediği şey olacakmış. Yani mum tamamen yanmış olacakmış. Tamam. Bak denklem yazmak her zaman en kolayıdır. Geldik bakalım bu soruya. Nasıl gidiyor? iyi değil mi? Yani artık bu da bir hatırlatma oluyor demiştik zaten dersin başında. Eğimle falan bağlantı kurduğumuz zaman doğrunun kuralını daha bir kolay şekilde yazabiliriz. Şimdi ne demiş Kübra'la Hacer'in neleri var? Günlük çözdüğü soru sayıları var arkadaşlarım. Yani burası soru sayısı. Okuyalım grafiği. Kübra 3 günde 150 soru çözüyormuş. Hacer de 4 günde 120 soru çözüyormuş. O zaman biz yine Kübra ve Hacer'in denklemlerini bulabiliriz. Tabii ki kesim noktalarından bakacaksınız arkadaşlar. Mesela şuradan şurayı bulamazsınız. Ya yani bulabilirsiniz de. Yani direkt gördüğümüz zaman burayı bulamayacağımız için o zaman direkt şuradan bakacağım. Şimdi Kübra için 150 burası. Düşey 150. Yatayda da 3 var. Yani eğimi 50 değil mi? Eğimi 50. 50x yazıyorum ben buraya. Ve başlangıç noktasından geçtiği için de 50x de bırakıyorum bunu. Hacer'e bakalım. Hacer de şurada. Burası ve burası değil mi? E burası 120. E burası da 4. Yani Hacer 120 bölü 4'ten 30x yapacak. Yani anlamı ne? Mesela 5 günde 150 çözecekmiş bu. Atıyorum bu da 10 günde 500 çözecekmiş. Yani x yerine gün verdiğimiz zaman artık kaç soru çözeceğini bakabiliriz. Çünkü bunlar doğrusal bir şekilde artıyor. Ne diyor? Kaç gün sonra soru sayıları arasındaki fark 200 olur diyor. E bakalım arkadaşlarım. X gün sonra Kübra 50x çözecek. Hacer de 30x çözecek. Ve bunun da 200 olmasını istiyor. E eşittir 200 dedim artık. Başka yapacak bir şey yok. Buradan 20x eşittir 200 yazdım. O zaman x'i de 10 buldum. Yani 10 gün sonra aralarındaki fark kaç olacakmış? 200 soru olacakmış. Dediğim gibi oran da kullanabilirsiniz. İsterseniz kullanalım. Onda nasıl yapabilirsiniz? Şimdi kübra yazalım şuraya. Kübra 3 günde 150 çözüyorsa bir güne indirgeyim bunu. Bir günde 50 çözer deyin. Hacer'e bakalım. Hacer'de 4 günde 120 çözüyorsa bir günde 30 çözer. Kaç gün sonra diyor ya. Kübra bir günde 50 çözüyorsa X günde 50x çözecek. Hacer 30x çözecek ve aralarındaki farkının yine de 200 olmasını istiyor. Zaten buradaki olayın aynısı. Dedim ya bunların hepsi bir yerde birleşirler diye. Tamam mıdır? Hadi bakalım. Şimdi ne yapalım? Arabaların benzinlerindeki, şey işte depolarındaki benzinleri bitirelim. Demiş ki A ve B araçlarının depolarında bulunan benzin miktarlarının zamana göre değişimi gösterilmiştir. Buna göre kaç saat sonra depodaki benzin miktarları eşit olur. Yani şunu demek istiyor değil mi arkadaşlarım? Yani ne zaman şu eşitlenecek? E kaç saat sonra? Buradaki saat sonra. E, bakarız aslında depoda kalan benzin miktarını da sorabilir. E bu ne arkadaşlarım? Bu tipik bir doğruların kesişimi değil mi? Yani başka hiçbir şey değil. Ne zaman bunlar birbirine eşit olur? E doğruları eşitleyeceğini diyor yani başka bir şey demiyor. E bakalım A doğrusunun denklemini yazmaya çalışalım. 120 bölü 8 kaç yapıyor? 15 mi yapıyor? fx eşittir. 15 x. Tabii ki geniş açı yaptığı için. Yani daha doğrusu azalma var. Oradan da yorumlayabiliriz. Azalma olduğu için eksi 15 x demem lazım. A'ya ben sıfır hattında kaç çıkıyor? 120 çıkıyor değil mi? A'ya baktım bak. O zaman artı 120 diyeyim. Mesela 10 saat sonra. Ne? 10 saat sonra kalmayacakmış bile. Yani mesela 6 saat sonra diyelim buraya. Eksi 90 artı 120, 20 kalacakmış mesela. Tamam O anlama geliyor. Gelelim B'ye. B'deki de şurası 80. Burası 10 olduğu için 80 bölü 10'dan 8. Bunu da Gx yazalım isterseniz. Azalma olduğu için eksi 8x. Ve 0 attığım zaman B'ye 80 çıkması için de artı 80 yazıyorum doğru denklemi yazma tarzıdır. Ya da siz eksenleri kesenden de bulabilirsiniz. Ya da ax artı b de diyebilirsiniz. Farklı farklı tercihler kullanabilirsiniz. Tamam mı? Ne diyor? Ne zaman eşit olur diyor. Bak şurada eşit olduğu zaman. Yani x dakika geç, x saat geçmiş. Bu deposunda bu kadar kalmış. Yani birincinin deposunda 120 eksi 15x kalmış. Tamam. İkincinin deposunda da 80 eksi 8x kalmış. Ki da verebilir. İşte birinin deposuna kalan benzin miktarı diğerinin iki katı da diyebilirdi. Ona göre de yorum yapabilirdik. E biz bunu buraya attık. 40 oldu değil mi? 15 oraya attık. 7x oldu. E burası ne oldu? 40 bölü 7 değil mi? x eşittir. 40 bölü 7. Kaç saat sonra diyor? E 40 bölü 7. Atıyorum mesela e, depolarındaki benzin miktarları eşit olduğu zaman kaç litredir diye sorabilirdi. E, 40 bölü 7'yi gelip herhangi birin, yerine yazdığımız zaman artık şuradaki benzin miktarı da karşımıza çıkabilirdi. Tamam yani hepsi aslında birbirine benziyor. Mesela bunda araçların yol zaman grafiği verilmiş. A aracı B aracına yetiştikten kaç saat sonra aralığındaki mesafe 100 km olur? Artık soru sayısının aynısı gibi arkadaşlar değil mi? 240 burası 5 burası. Şurası 240 şurası 5. A aracı için yazıyorum. 240'ı 5'e bölsem kaç yapacak? 48 mi? 48 x. Ve 0'a 0'dan geçtiği için yanına bir şey ekleyemiyorum artık. B aracına bakıyorum. Şuradaki mesafemiz kaçtır? 140. 5'e bölsem bu da 28 mi? 28 x bunun fonksiyonu ama 0 attığı zaman tabii ki de 100 olacak. O zaman da artı 100 diyorum. Ve ne zaman 100 kilometredir? E ne zaman olacak? X zaman sonra bu 48 X gelecek. Bu da bu kadar gelecek. F e, aralarındaki farka bakıyorum tabii ki. Ben şuraya 100 diyeyim. Bu da 100 olacakmış. E burası ne yaptı arkadaşlarım? Burası 20 X yaptı. Eksi 100'ü karşıya attım. 200 yaptı. Burası da 10 mu yaptı? Demek ki 10 saat sonra aralarındaki fark 100 olacakmış. Denklem çözmek istemedin. Benzerlik yapmak istedin. Hadi benzerlik yapalım. Yani soruya göre aslında hangisi daha kolay, hangisi daha kullanışlı belli oluyor. Mesela biz şuradaki farkın 100 olmasını istiyoruz değil mi? Buradaki farkın 100 olmasını istiyoruz. Tamam. E ne zaman sonra? Yani biz şuraya aslında x'i bulmaya çalışıyoruz. Bakın hemen benzerliklerimizi yapmaya çalışalım. Nasıl yapalım benzerliğimizi? Şöyle yapalım mı? Burası 100 mü? Şimdi 100'ü ben... Aa, burası da 100 burası da 100. O zaman bunlar aynı, değil mi? Yani işte kelebek benzerliği yapıyorum. Şuradaki parça ile şuradaki parça aynı aslında. 100, e %100 gelmiş ya. E ben buraya 5 dersem artık orta taban olmuş burası şu. E artık burası da 5. E 5'ten 5 kadar sağa gitsem burayı çok kolay bir şekilde yine 10 bulabilirim. Tamam mı? Yeter ki ne kullanacağımızı bilelim. Soruyu anlayalım. Şimdi bir tane de satış ve alış hatta bundan iki tane yazdım arkadaşlarım. Bakalım farklarını anlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlarım diyor ki sen buradaki alış fiyatını gösteriyor şuradaki yatay eksen. Buradaki de satış fiyatını gösteriyor. Yani anlamı ne? 30'a almışsın 80'e satmışsın. 50'ye almışsın 140'a satmışsın diyor. Pekala buna göre 130 TL kar edilerek satılan bir ürünün alış fiyatı kaç TL'dir diyor. Şimdi biz yine bunları x ile gö gösterelim. Bunları da fx ile gösterelim ki bir fx'in kuralını bulmaya çalışalım. Yine arkadaşlarım eğim çalışabiliriz. Yani şuradan şurası 20'dir. Şurası da 140 ile 80 arasındaki fark 60'tır. 60 bölü 20'den 3 değil mi? Yani aslında benim fonksiyonum 3x artı şimdi 80 diyemem. Çünkü o buradan böyle başladığı zaman 30'a 80'i kullanacaksın. Ya da işte 50'ye 140'ı kullanacaksın tamam mı? Mesela 30 yazdığım zaman 80 çıkması lazımmış. 30 yazarsam 90. 80 çıkması için artık bak buraya eksi 10 diyormuşum. Yani yanındaki sayıyı bulmak için buradaki noktaları kullanıyorum. İstersen bunu kullan. 50 yazdığın zaman 140 çıkmasını istiyormuşsun. E 150 10 çıktı 140. Bak sağlamasında yapmış olduk. Şimdi arkadaşlarım bu nedir? Bu bizim satışımızdır değil mi? Bak bu satış. Alışımız nedir? Alışımız da x. Çünkü alış ekseni burası. E şimdi bize diyor ki kar diyor. Bizim ticaretteki karımız nedir? Satış ile alış arasındaki farktır değil mi? Eğer bu fark pozitifse kar etmişindir. Negatifse zarar etmişindir. Tamam mı? E o zaman satışımız belli. Karımız da belli. Karımızı 130 istiyor. Satışımızı da 3x-10 olarak niteledik biz bunu. 3x-10 alışımızı da x dedik. Tamam mı? E bu işlemi yapalım. 10 buraya gelsin 140 olsun. 140 3x eksi 2x şey x 2x yaptı. Demek ki buradan x 70. Yani anlamı ne arkadaşlarım? Sen bu e, ürünü 70 liraya alırsan diyor, ancak 130 lira kar edebilirsin diyor. Bakalım bakalım hakikaten doğru mu? Alış 70, satış şu belirliyordu. 70 yazsam 210 10 çıksa 200. Bak farkları ne kadar? Hakikaten de 130 TL. Yani 130 TL'lik bir Kâr yapıyormuş. İyi bir karmış ha. Ne yapsak acaba biz de o işe mi girsek diye düşünmüyor değil insan değil mi? Şimdi bak bu sorunun öncekinden farkı ne? Dikkat et diyor. Bak burası kar arkadaşlar. Burası kar. Burası satış tamam mı? Yani bak bunları okuyacağız. Bunlar bizim için önemli. Yani soruyu bunlar çözdürüyor veyahut da bunlar yanlış yaptırıyor. O zaman bizim karımız x olsun. Tamam mı? Satışımız da fx olsun. Bakalım buna göre yorumlamaya çalışalım. Şimdi yine biz fx fonksiyonunu bulalım. Nasıl bulalım? E, şu eğime bakalım yine. Şurası 5 olsun. Şurası da 20 olsun değil mi? 20 bölü 5 4. 4x yazacağım ama 20 yazdığım zaman 110 olmasını istiyorum. 20 yazdım. 80 110'a varmak için artı 30. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. 25 yazarsanız da 130 çıkacak. Şimdi bu bizim neyimiz? Bu bizim satışımız. Tamam mı? Şimdi karımız nedir arkadaşlarım? Karımıza da biz x dedik. Pekala. Ne diyor? %25 kar etmek için. Şimdi ben x lira kar ettiysem bir üründen bu ürünü kaç liraya almam lazım ve satmam lazım. Bunun hakkında biraz düşünmemiz gerekiyor. Şimdi hesaplamasını bir yapalım bakalım onu. Şimdi biz x lira kar elde etmişiz ama kaç liraya alıp kaç liraya satmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlarım mesela ben alışa alışa hani %25'ini alacağım ya. 4x desem tamam mı? %25'ini aldığım zaman x lira kar yapıyor değil mi? %25'i bunu yani 1 bölü 4'ü x'tir. Pekala satışım ne olacaktır? x lira kar yapıyorum ben. 4x alışım var o zaman 5x'imde satışım olacaktır. Buradaki x'e göre yorumlama yaptım. E, benim satışım zaten 4x artı 30 değil mi? E, ben bunu aynı zamanda 5x'te buldum. O zaman benim x'im buradan 30 olmuş oldu. Tamam mı? O zaman kaç TL'ye almıştır diyor. E, alışımıza 4x bulmuştuk biz burada. E, 4 çarpı 30'dan da 120 TL'ye almışızdır. Şimdi bunu böyle düşünmeyip şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bizim alışımız ve satışımız arasındaki farka da bakabilirsiniz, tamam? Mı? Mesela bizim karımız nedir? Karımız satış eksi alıştır. Yani biz alışa aslında karı eklesek buradan bunu bu tarafa atsam ne yapacak? Satış yapacak değil mi? E, karımız x. Karımız x. E %25 kar etmesi için aslında buranın 4x olması lazım. Çünkü 4'te biri ancak x yapıyor. E bu eşittir satış. Yani 4x artı 30 yaptı. X'e yine buradan 30 diye ulaşabilirsiniz. Tamam mıdır? Yani buradaki sadece şuraya, şuna ve şuna dikkat edin. Gerisi zaten normal problem tarzında bir şey. Tamam mıdır? Hadi bakalım. Gelelim şimdi bu soruya. Ne diyormuş? A ve B musluklarından akan su miktarları zamana göre değişimi verilmiştir. Tamam. Hacmi 640 lira 640 lira değil 640 litre olan boş bir havuzu doldurmak için A musluğu yani bu dolduruyor. Pozitif bir iş yapıyor. Boşaltmak için ise B musluğu kullanılıyor. Tamam bu da boşaltıyor. A ve B muslukları aynı anda açılıyor. Tamam. 20 saat sonra depoda bulunan su miktarı deponun hacminin yüzde kaçıdır? Ne arkadaşlarım bu? Sadece ve sadece grafik okumak. Başka hiçbir şey değil. Şimdi A musluğunun yaptığı işe bakalım. 8 saatte ne yapıyormuş bu adam? 80 litre su dolduruyormuş. O zaman biz 1 saate bakarsak 1 saatte 10 litredir değil mi? E tamam 20 saatlik çalışması var bu A musluğunun. E o zaman 10 çarpı 20 kadar doldurma yapacak. Yani artı diyeyim ben buna. B musluğuna bakalım. 14 saatte 28 boşaltma yapıyor. O zaman 1 saatte de 2 boşaltacak. E 20 saat geçecek. E 2 çarpı 20 kadar da boşaltacak. Onu da eksi ile niteliyorum. E burası ne oldu? 200 40 eşittir 160. 160'ı doldu arkadaşlarım. Ne diyor? 20 saat sonra depoda bulunan su miktarı deponun hacminin yüzde kaçıdır? E o zaman bizim 640'lık bir hacmimiz vardı. 160'ı dolu. O zaman yüzde kaçıdır demem lazım. E ne yapmış? 4'e bölmüş. Biz de 4'e böldük. O zaman yüzde 25'i yapacaktır. Tamam mı? Ya da deponun yüzde kaç kaçta kaçı boş kalmıştır dedi. O da yüzde %75 olacak. Tamam mı? Dedik ve geldik artık dersimizin son sorusuna. Çok çeşitli sorular var arkadaşlar bunlarla alakalı ama ana mantığı böyle. Grafiği okumakla alakalı. Burada bir ne varmış? Boyları eşit olan iki mumun aynı anda yanmaya başladıktan sonra boylarındaki değişim gösterilmiştir. Buna göre bu mumlar aynı anda yakıldıktan kaç saniye sonra birinin boyu diğerinin boyunun 20 bölü 21 olur. Yani şuralarda bir saniye var. Yani şuralarda bir yerlerde işte birinin boyuyla birinin boyu arasındaki oran 20 bölü 21'miş. E ne yapalım şimdi bunlarda? Şimdi bunların boyları belli değil değil mi? Boylarının belli olup olmaması çok da önemli değil. Şimdi bu ne yapıyormuş? 3 dakikada tamamen yanıyormuş. 4 dakikada tamamen yanıyormuş. Şimdi biz bunların boylarına şunlara bölünebilecek sayı verelim ki biraz daha rahat edelim değil mi? Mesela burası 3 ve 4. Bunların katı olan sayı 12 değil mi? 12 verebilirsiniz arkadaşlarım. 24 verebilirsiniz. 36 verebilirsiniz. Ya da 12K bile verebilirsiniz. Hepsi de aynı sonuç çıkar. E şimdi biz bunun bir denklemini yazmaya çalışalım. Birincinin denklemini bir yazmaya çalışalım. E ne yapıyormuş bu? 12 bölü 3, 4 değil mi? E azaldığı için eksi 4x. Yani eğimi negatif. Sıfır attığım zaman artı 12 olacak. Bu birincinin yanma denklemi. İkincinin yanma denklemine bakalım. 12 bölü 4, 3. Negatif olduğu için eksi 3x diyeceğim. Artı 12 diyeceğim buna da. ne diyor? Kaç dakika sonra? X dakika sonra arkadaşlarım şu vatandaş 12 eksi 4x yanacak. Bu vatandaş da 12 eksi 3x gidecek. E bakıyorum 12 eksi 4x daha küçük değil mi buna göre? O zaman bu 20 bölü 21 bu şekilde olmalı. Şimdi bunları gelin çarpalım. Çarpacağız ama direkt sayıları çarpmanıza gerek yok. 12 çarpı 21 eksi. Şunları çarpın tabii ki. 84 x eşittir. Buna da 12 çarpı 20 eksi 60 x diyelim. Bunu bu tarafa atalım. 12 çarpı 21 eksi 12 çarpı 20. Bunu da buraya alalım. 84 x 84 x eksi 60 x. Bak bunları çarpmadık. Çünkü niye? 12'ler ortak değil mi? E 21'den 20 çıktı desek. 1 tane 12 eşittir. Buna da bakalım. Bu ne oluyor? 24x mi oluyor? Burası da 24x oluyor. Demek ki x eşittir. 1 bölü 2 dakikaymış. E kaç saniye diyor? 1 bölü 2 dakika arkadaşlarım bu. E 60 ile çarparsam da 60 çarpı 1 bölü 2'den 30 saniye dedim. Ve artık analitik geometrinin son konu anlattım. Videosunu burada noktaladık. Tamam mıdır arkadaşlarım? Bir sonraki videoda şöyle kendi hazırladığım güzel güzel yeni nesil olan sorularla tamamen dersimizi noktalayacağız. Daha doğrusu konumuzu noktalayacağız. Ondan sonra hadi bakalım yürüyeceğiz artık fonksiyonlarda uygulamalara o konu bundan daha daha da önemli. Çünkü analitik geometri oturup bir şekilde halledilebilir belki ama fonksiyonların başından tutmadığımız zaman konunu tamayız kesinlikle kaçırır gideriz. Anlaştık. Ben buralardayım. E, yorumlarda isteklerinizi de belirtebilirsiniz. Teşekkürlerinizi de belirtebilirsiniz. Bunlar bizi motive ediyor. Hadi bakalım diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.